Sevgili izleyenlerimiz, yaylalardan göç ederken ilk duyulan nedir? Tabii ki hemen şu sesler, çan sesleri. O develerin boynunda, koyunların, keçilerin boynunda o sesi evet. duyup da o göçün başladığını görmek bir şeylerin habercisi. Bu sesin üreticilerinden biriyle birlikteyiz. Efendim evet. sizi tanıyabilir miyim? Ben İbrahim Usta Demirci, Serikliyim. Esas ustayım. Hı hı. 42 doğumluyum. İşte 5 yaşından beri bu mesleğe uğraşırım. Bıçak yaparım. Serik bıçaklarını yapan benim. Esas ustası da benim yani. 94 yılından beri bu pazara geliyorum. Buranın yöresi buraya gelip eskiden malını, her şeyini satan yörüklerin gelip geçtiği bir yer. Serik'in en eski bıçakçısı benim dediniz. Evet. Şimdi dededen geliyor. Dededen geliyor. Dededen normalde geliyor. Her yerde üretimleri, makineler, cihazlar aldı. Çıkarıyor. Ama çıkarıyor. Siz taklidi elemeyi çıkarıyor. Göz nuru mu yapıyorsunuz? Tabii elemeyi esas ise bir tezgahta yani. Gördüğümüz her şey elle yapılmış. Evet, şunları hep elle yaptım ben. Evet. Şimdi gördüğümüz kadarıyla boyutları farklı bıçaklarımızın ve şöyle çaldığımızda sesleri de farklı. Bunların özellikleri nedir? Özellikleri nedir? Mesela şu çan, koyun çanı bu. Büyük. Koyunun erkeklerine boşlara takılır. Kuvvetli koyunlara takılır. Bunlar böyle topak olanlar koyun çanı. Koyunların çanı. Ama şunlar da bunlar davar çanı. Davar dedim mi? Keçi çanı yani. Anlayabiliyor musun? Keçilere takılır. Ha, keçilere takılır. Bu koyunlara takılır. Ondan sonra şunlar koyunun kuzularına takılır. Bu da oğlaklarına takılır. Ya yavrularına, keçinin yavrularına takılır. Özellikleri bu. Efendim, bunu yapmak bayağı bir mesele. Sürüyü görmese de şu sesi duyduğu tabii, zaman neyin geldiğini bilir. Mutluluk yapar herde bir hepsinde bilir yani. Der ki evet bir keçi yavrusu geliyor. Geliyordur. Geliyor ki bir koyun geliyor. Bu tabii. sesten anlaşılır. Anlaşılır, anlaşılır tabii. Efendim bu çanları da ellerinizle yapıyorsunuz. Tabii ki bunun yapması bayağı bayağı sürüyor yani. Bir çanı yapmak ne kadar vaktinizi alıyor? Aşağı yukarı yarım saati geçer bu. Evet yine değişik bir çan sesi daha geliyor boncuklarla birlikte. Bunlar zil. Zil. Bu kimlere takılıyor bu? Bunlar hayvanlara takılır. Hangi mesela hayvanlara? Mesela ineklere takılır. Koyunlara takılır. Bunlar da nazar boncuğu gibi. Bunu taktığında celbediyor yani hani nazarlık diye bir şeylerimiz var ya. İşte öteden beri böyle atalarımızın şeyi. Onlara takılır. Bunu çok heves ederler. Durumumuz bu işte. Efendim şimdi hayvancılık ne alemde? Bunlara talepler nasıl? Talepler eskisine göre az ama şu durumda bayağı fazlalaşacak, canlanacak gibime geliyor. İyi yani, talebi iyi. Herkes arar, bulur beni burada zaten. Ben 94 yılından beri burada olduğumdan, çanda çok süperdir yani benim. Hakikaten bir ismim vardır. Evet. İbrahim Usta, Antalyalı İbrahim Usta derler. Bu sergiyi herkes bilir burada. O zaman şöyle diyoruz, sevgili Kültür Kervanı izleyenlerimiz. Ekim ayına kadar her pazar günü İbrahim Usta'mızın bıçak ve çanlarından, zillerinden oluşan sergimiz burada Pınar Pazarı'nda sergide. Gelin, ziyaret edin, alın, siz de güzelliklerinize güzellik katın. Hayvanlarınıza da nazar değmesin diye bu boncuklardan da mutlaka alın sağ diyoruz. Olun, İbrahim Usta'm çok teşekkür ediyoruz biz güzel teşekkür sohbetiniz ederiz. İçin. Ben de teşekkür ederim. İnşallah basınımıza. Bu gelenek hep sürsün. Hep sürsün, gönlümüz de öyle istiyor. Böyle ne mutluluk, bak açılıyoruz yani, hakikaten seviyoruz burayı. Bu kadar iyi bir yer, çok bulunmaz bir yer yani, bulunmaz bir yer. Buranın halkı da buraya çok düşkündür. Sağ olsunlar. Sizler evet, de sağ olun. Başta belediye başkanımız olmak üzere bütün evet. emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür her sene Temmuz ayında Pınar Pazarı'nda buluşalım. İbrahim Usta'yı bulun. Evet.